malumun ilanıdır. Avukatlık yaptığı dönemde 600 bin liralık mükerrer tahsilat yapmakla, yani sahte senetle işlem yaptığı için gündeme gelmişti malum Yavaş. Üstüne de pişkin pişkin vergi kaçırmak için yaptığı usulü anlatmıştı. Buna rağmen Ankaralı'nın oylarıyla seçildiği için zaten yargı aşamasında olan usulsüzlük ve yolsuzlukları bir dönem gündemden düşmeyen malum Yavaş tekrar gündemdeki yerini almayı başardı. Hem de ne başarı. Malum Bey Türkiye'nin en çok konuşulan siyaset adamı oldu. Ancak konuşulan konu yolsuzluk iddiası, yolsuzluğu yapan CHP'li olunca kendisini solcu ya da sosyal demokrat diye tanımlayan, her fırsatta vatan millet edebiyatı ile söze başlayıp AK Parti'yi hırsızlık, yolsuzluk ve adam kayırmakla suçlayan, haddini aşıp salya sümük saldırıya geçen ciddi bir kesim derin bir sessizliğe gömülür zannetmiştik. Rüşvet istediler diye suç duyurusunda bulunan isim CHP'li. Rüşveti isteyen CHP'li. Ama CHP tabanı sosyal medya hesaplarında malum Yavaş'ın resminin altına metiyeler düzüyor. Kahramanı ilan eden mi dersiniz? Büyük adam diye slogan atan mı ararsınız? Ne ararsanız var. Mahcup olmalarını falan beklemiyoruz. Ama bizzat eski CHP'li milletvekili tarafından rüşvet istemekle suçlanan bir belediye başkanına kahraman muamelesi yapmak da neyin nesidir? Hangi aklın ürünüdür? Yıllardır dürüstlük, hak, hukuk, adalet naraları atan bu arkadaşların kastettiği dürüst siyaset anlayışı bu mudur? Hak, hukuk, adalet kasıtları bizim adamımız çalsın anlayışı mıdır? 25 kuruşluk market poşeti için hop oturup hop kalkan bu arkadaşlar 25 milyon rüşvet istediği iddia edilen malum Yavaş için metiyeler düzecek seviyeye hangi ara indiler? Kendileri dışındaki herkes için itiraz etmeyi biliyorlar. Her şeye körü körüne destek veriyorlar diyerek koyun gibi olmakla itham eden bu tayfanın düştüğü durum içler acısı. Yıllardır aranılan bidon kafalı göbeğini kaşıyan adam bulundu sonunda. Hem de arayanların burnunun dibinde bir ayna kadar yakınında bulundu. Bu vesileyle yıllardır yaptıkları çirkin itham ve yakıştırmaları iade ederek en içten samimi duygularımızla sözde sosyal demokrat arkadaşlarımızı selamlamış oluyoruz. Selam olsun rüşveti, hak yemeyi, hukuk hiçe saymayı, kendine helal sayan kitleye. Murat Yace, www.ataşehir.tv